Çeşme'den yazdığımdan herkese merhaba. Bugün benim gibi yazlıkçılar için nefis bir tarifim var. Birlikte mangalda pizza yapacağız. Önce güzel bir pizza hamuru yapacağız. Ondan sonra üzerine benim dolapta bulduğum malzemeleri kullanacağım. Siz kendi dolabınızdaki malzemeleri kullanırsınız. Daha sonra pizzayı mangalda pişireceğiz. Mangalda piştiği için inanılmaz lezzetli olacak. Yapması son derece pratik. Bütün aşamaları size tek tek göstereceğim. Hamurundan mangal yakımına kadar. Hadi gelin mutfağa geçelim, hamurla başlayalım. Yaş maya kullanıyorum. Önümde 170 ml ılık su var. Yaş mayayı ılık suyun içine şöyle elimle hafif ufalayarak alıyorum. Yaklaşık böyle 2 tatlı kaşığı kadar yaş maya düşünebilirsiniz. Şöyle karıştırarak mayayı ılık suda açıyorum. Suyun ılık olması bu aşamada önemli ki maya daha güzel bir şekilde aktive olsun. Toz maya kullanırsanız bu adımı yapmanıza gerek yok. Direkt hazır mayayı onun içine katarak hamuru hazırlayabilirsiniz. Şimdi burası hazır. Ayaklı mikser yapacağım çünkü çok daha rahat oluyor. 2 bardak unu aldım. 1 tatlı kaşığı kadar şeker ilave ettim. 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Şöyle bir karıştırdım. Ortasında hafif bir çukur açtım. Mayalı suyu döküyorum. Ve de hamur oluşana kadar çırpacağım. Hamur oluştuktan sonra da bir 5-6 dakika kadar yoğuracağım. Böyle hamur yaparken aklınızda bulunsun. Kullandığınız unun markasına, cinsine göre değişebilir. Yanınızda mutlaka biraz daha su ve biraz daha un olsun. Kıvamını göstereceğim. Gerekirse biraz böyle 1-2 yemek kaşığı kadar ilave yapmanız gerekebilir. Ve hazır. Şöyle gördüğünüz gibi hafif bastırdığım zaman çok hafif elime yapışan bir hamur oldu. Bunu görmek istiyoruz. Daha fazla un eklemenize hiç gerek yok. Mayaladıkça o iyice oturacak, kendine gelecek zaten. Hamurunuzun yumuşacık olması için daha fazla sertleştirmeden bu aşamada bırakabilirsiniz. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağım. Şimdi hamura yağ eklemedim. Ama bunun mayalanırken böyle etrafında kabuk oluşmaması için şöyle bir elime azıcık zeytinyağı sürüyorum. Ondan sonra hem hamuru şu kenarlara yapışan kısımlarını toplamış oluyorum bu sayede. Şöyle hamuru da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir hamur. Hem de dediğim gibi mayalanırken, kabarırken böyle kenarları sertleşmeyecek, kabuk tutmayacak. Şimdi bunu ılık bir yerde yaklaşık 1 saat boyunca mayalanmaya bırakacağım. Üstünde temiz bir bezle örtüyorum. Tabii şimdi havalar sıcak olduğu için oda sıcaklığı gayet yeterli olacak. O mayalanırken biz de ilk önce sos hazırlayacağız, ondan sonra mangalı yakacağız. Dünyanın en kolay pizza sosu. 1 yemek kaşığı domates salçası. İçine biraz tuz. Biraz şeker. Biraz sarımsak tozu ve de kekik ekliyorum. Biraz da su ki sürülebilir bir kıvama gelsin. Böyle 1-2 yemek kaşığı kadar. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Nefis bir pizza sosu oluyor ve inanılmaz kolay. Bazen ne ekliyorum buna? Bazen biraz balzamik sirke ekliyorum. Hani şöyle hafif balzamiğin de bir tatlılığı gelsin diye. Bakayım evde varsa ekleyeyim hatta. Varmış. Biraz da balzamik ekleyeceğim. İsterseniz böyle biraz pul biber ekleyebilirsiniz. Acı sos ekleyebilirsiniz. Hani sosum daha acı olsun derseniz. Biraz aslında şeye kalmış, keyfinize kalmış. Şöyle şu sudan biraz daha ekleyeceğim. Tam 2 yemek kaşığını eklemiş oldum yani. Sos bu. Bu kadar. Şimdi mangalın önüne geldim. Şu alt tarafa tutuşturucuları koydum. Şöyle tablet halinde tutuşturucular. Konuşamadım. Etrafına da şunları dizdim. Bunlar daha kolay yanmasını sağlayacak. Böyle kuru tahta. İlk adımımız bu. Şimdi o tahtaların etrafına da yine aynen üçgen olacak şekilde kömürleri Merhaba. Dizdim. Merhaba. Gördün mü üçgeni öyle? Ne kadar kömür kullandım? 2 kilo kömür olarak düşünebilirsiniz. İyi bir kömür olması da önemli. Ondan dolayı iyisini alın. Ama gördüğünüz zaman içinde tutuşturucusu, etrafında odunlar. En dışında da böyle yine üçgen şekilde o odunların etrafından kapayacak kömür olacak. Bu kadar. Bu arada iyi kömürü de nasıl anlayacaksınız? Tozsuz olacak, böyle çubuk gibi olacak ve ne kadar siyah olursa kömür o kadar iyidir. Kimi zaman böyle o torbayı açıyorsunuz içinden tozlar çıkıyor. Öyle olmaması lazım. Yani mümkün olduğunca böyle bütün halde kömür olacak. Şimdi uzun bir çakmakla beraber şu alttaki tutuşturucuyu yakıyorum. Gördüğünüz gibi zaten tutuştu. Şimdi bu güzel güzel yanacak. Kös haline gelecek. Artık kömürü siyah görmeyeceğiz. Kırmızı kırmızı görmeye başlayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz.
Şimdi burada rüzgar olduğu için böyle bizim yerlememize gerek kalmadı. Ama rüzgar olmasaydı yerleyebilirsiniz ya da ne yapabilirsiniz? Eğer priz varsa saç kurutma makinesini takıp prize, saç kurutma makinesiyle birlikte de daha hızlı alevlenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bir 10-15 dakika kadar oldu. Bu pişmemiş, ateş almamış olanları bir maşa yardımıyla ateşin üzerine alıyorum tekrar ki hani kömür eşit bir şekilde alev alsın diye. Yani burada isteğimiz kömür eşit bir şekilde hepsi yansın. Şimdi bir 15 dakikası daha var. Artık hamur da mayalandı. Biz pizzayı yapabiliriz. Pizzayı direkt mangalda ızgaranın üzerine pişirmek istemiyorum. Çünkü hamuru yer yer yanacak. Ondan dolayı bir yükseltiye ihtiyacım var. Kelepçeli bir kayık kalıbı kullanacağım. Muffin kalıbı da olabilir. Hatta belki muffin kalıbı daha iyi olur. Çünkü aralardan hava da alır. Böyle bir kek kalıbı. Altını çok hafif yağlıyorum. Hiç unlamaya falan gerek yok. İsterseniz senin altına bir folyo da koyabilirsiniz. Böyle de çok pratik oluyor çünkü işte hamuru tam buna göre açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hamur da nefis mayalandı. Bakar mısınız ne kadar güzel mayalandı? Şöyle elimle topluyorum. Bir gazın havasını alıyorum. Şöyle göstereyim. Hop, bunun üzerine oturttum. Daha ince ince yapıp iki tane de yapabilirsiniz bu arada. Şimdi şöyle elimle hiçbir şeye gerek yok. Hamuru kelepçeli kek kalıbı boyutunda açıyorum. Hiç oklava, merdane öyle şeylere gerek yok. Elime biraz yağlayacağım ki yapışmasın. Aynen, çok daha rahat. Şöyle parmaklarımla beraber de kenarlarını biraz daha kalın kalın bırakıyorum ki o bildiğimiz bizim klasik pizza hamuru görüntüsüne ulaşsın. Şimdi gördüğünüz gibi aşağı yukarı pizza gibi gözükmeye başladı. Üzerine hazırladığım sos. Ardından peynir. Mozzarella genelde kullanılır. Benim dolapta kaşar vardı. Kaşarı rendeledim. Bol peynirli. Ondan sonra biraz mantar vardı dolapta. Mantarları atıyorum. Bu noktadan sonra artık sosis, et, ondan sonra tavuk. Ay, köfte yapmışsınızdır, dolapta kalmıştır. Biraz köfte atayım. Atarsınız pizzanın üzerine. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Sucuk. Onları da şöyle küp küp dilimledim. Şimdi mangala. Şimdi gördüğünüz gibi artık alev yok ama ısı var. Alevin ölmüş olması lazım. Yani böyle harıl harıl yanmıyor olması lazım. İşte öyle pişirirseniz o zaman o kanserojen oluyor. Bir de benim burada şey mangal maşam yok. Eğer böyle büyük mangal maşanız varsa çok daha rahat yaparsınız bunu. Ben hafif yanmayı göze alarak yapıyorum. Biraz artık kömürü dağıtıyorum. Ah, yandım. Gayet güzel gözüküyor. Kömürü de kaliteliymiş hakikaten. Güzel süre hızlıca geldi istediğimiz kıvama. Şimdi önce ilk ızgarayı koydum kömürün üzerine. İkinci ızgarayı da koydum ilk ızgaranın üzerine. Aynen, pizzayı da böyle koydum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kapağı kapalı pişecek. Ve ondan sonra bana tadına bakmak kalacak. Ali nasıl gidiyor? Şimdi bakalım pizza ne durumda. Ali biraz geriye git. Hazır mısın? Evet. Say 3'ten 0'a kadar. 1, 2, 3. Oh, nefis pişiyor. Ama daha süreye ihtiyacı var. Bir 10 dakika daha pişecek. Hemen kapağını kapatıyorum. Artık tamam. Şimdi bunu böyle dikkatlice alıyorum. Hemen sofraya geçiyorum. Hemen bir küreğin üzerine geçireyim ama biraz yanacağım gibi hissediyorum. Şimdi bir dilim keseceğim. Ve işte budur. Harika gözüküyor. Hemen tadına bakmak istiyorum. Beklenen an.
Of. Nefis gözüküyor. Of. İnanılmaz lezzetli. Ya hamur çok güzel pişmiş. Yumuşacık. Zaten şöyle de gösterebilirim hamurun ne kadar yumuşak olduğunu. Sos çok lezzetli. Peyniri bol tuttuk. Mantar, sucuk ama her şeyden öte o mangalın verdiği lezzet gerçekten muhteşem. Yani fırında pizza da çok lezzetli oluyor ama hani yazlıktaysanız, mangalınız varsa mutlaka pizzayı mangalda yapmayı deneyin. Asla pişman olmazsınız. Yandın mı? Yandı. Şu şey, hamurundan da ısır bak, nasıl olmuş hamuru bana söyle. Nasıl? Çok iyi değil mi? Nasıl ya? Diğer pizzalarla karşılaştır böyle. Mangalda yapılan pizza daha iyi der misin? Dersin değil mi? Mangalda pizza, siz de denemeyi unutmayın. Kanalımda böyle birbirinden farklı, lezzetli, binden fazla tarif için de abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.